Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'de 100 bin kişilik bir orduyla gerçekleştirdiği Rodos Seferi esnasında Muğla'da kullandığı yolun ortaya çıkarılması için değişik branşlardaki akademisyenlerin katıldığı saha çalışması ise tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman, Denizli, Pamukkale ve Sakarya Üniversitelerinden değişik branşlarda 9 akademisyenin yer aldığı proje çalıştayı Menteşe Egean Otel'de yapıldı. Çalıştay'a Vali Amir Çiçek, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Filiz, Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, kamu kurum müdürleri ve projede yer alan akademisyenler katıldı. Çalıştay öncesi Kanuni Yolu resim sergisi katılımcılar tarafından gezildi. Çalıştay'ın açılışında konuşan Vali Amir Çiçek, Muğla'nın buram buram tarih koktuğunu söyledi. Bu tarihi teneffüs edilmesini ve teneffüs ettirilmesi gerektiğini belirten Çiçek, Muğla'nın turizmi deniz, kum, güneş. Elbette bunlar da lazım bize. Ama kusura bakmayın, tarihi bir kenara bırakırsanız, doğayı bir kenara bırakırsanız Muğla'yı bütünleştiremezsiniz. Bu yapılan turizm sürekli turizm olmaz. Kültür ile birlikte turizm olur. Biz Muğla'nın her türlü turizmini bir vefa olarak bakıyoruz. Dünyada herkesin araştırdığı Osmanlı'yı ve Osmanlı medeniyetini, daha önce Türk medeniyetinin beşiği olan bu toprakları herkes araştırırken, biz de artık onlar ne yapıyor diye bakmayacağız. Bu bilgileri alacağız ve paylaşacağız dedi. Muğla'nın turizmi elbette ki güneş, deniz, kum. Güzel. O da var. Allah vermiş onu. Denizimiz değil, güneşimiz değil, kumumuz değil. Bak kusura bakmayın. Tarihi bir tarafa atarsanız, eğer duayı bir tarafa atarsanız, değerleri bir tarafa atarsanız, bunları bütünleştiremezseniz bu turizm sürekli turizm olmaz. Kültürlerle birlikte turizm olur. Kültürleri de yaşatacak özellikle yörenin, bölgenin dinamikleridir. İşte bize bir görev düştü. Biz bu görevi özellikle bir vebal altına girdik. Bu bölgede ve tarihi, bırakın Türkiye'nin, dünyanın, herkesin araştırdığı bir Osmanlı medeniyetinin, daha önceki Türk medeniyetlerinin beşiği olan bu ülkemizde, bu güzel yerde herkes bakarken biz de acaba onlar ne yapıyor diye onları seyretmeyeceğiz. Bunu alacağız ve değerlerimizi hem biz bileceğiz, bizim bildiğimiz gibi de insanlık alemini açacağız. İşte bunlardan birisi Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi. Hepimiz tarihte okuduk bunu. Ve okurken de, duyarken de, hocalarımız anlatırken de gerçekten göğsümüz kabardı. Ve hala da kabarıyor. Ama gel gelelim bugüne kadar. Nereden geçmiş, nasıl yapmış? O yıllarda bizim teyzelerimiz, bacılarımız, ninelerimiz, ecdadımız nasıl askere hürmetini göstermiş, nasıl yaklaşmış, hangi ürünleri, hangi yemekleri yedirmiş, neler yapmış, bizim o Osmanlı askerimiz, o seferlere giden komutanlarımız ne yapmış, nerelerde otağı kurmuş, nerelerden su toplamış, nerelerde insanlara yaklaşmış, hepsi nerelerde, ancak nerelerde diye sordu. Şimdi o nerelere de cevap geldi size. Bu yol, işler yol olacak. Adı sadece kitapta, adı sadece haritada değil. Her yıl o yolda bir günde değil. Bir hafta etkinlik yapılacak. Tarih anlatılacak. Osmanlı anlatılacak. Padişahlık anlatılacak. Askerlik anlatılacak. Spor yapılacak. Ne bileyim ne gerekiyorsa o etkinlikler yapılacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi ve Kanuni Sultan Süleyman Yolu Projesi'nin Bilim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Adnan Çevik, Muğla'da tarihi seven bir valinin olmasını sevindirici olduğunu söylerken, valimizin desteği olmasa bu ürünlerin hiçbirisi ortaya çıkmazdı. Muğla kendini Türkiye'ye ve dünyaya tutunamamış ama değerleriyle muazzam bir zenginliğe sahip. Aslında Türk İslam kültürüyle yaşayan bir şehirdir Muğla. Kanuni Sultan Süleyman bir markadır ve Muğla da bir markadır. Biz bu iki markayı bir araya getirmek istedik. Bu projenin aslı ve özü budur dedi. Sizin desteğiniz olmasaydı bu ürünlerin hiçbirisi çıkmazdı. Heyecanımız olarak paylaşıyoruz. Muğla hakikaten kendini Türkiye'ye, dünyaya tam anlamıyla sunamamış ama değerleriyle muazzam zenginlikle, bilhassa da Türk İslam kültürüyle yaşayan bir Türk İslam şehridir Muğla. Kanuni Sultan Süleyman bir marka değerdir. Muğla da bir markadır. Bu iki markayı bir araya getirerek buradan bir sinerji üretmek. Bu projenin aslı üssü bu. Bizim yapmaya çalıştığımız da 3 üniversitenin öğretim üyelerinin katıldığı bir projedir, yürüttüğü bir projedir. Bundan sonra Kanuni Yolu, Kanuni Seferi, Rodos Seferi üzerine bütün yapılacak çalışmalar bu çalışmaya atıf yapacaktır.
bu çalışmayı dayanak alacaktır. Bu çalışma sadece bizler de çalıştıkça farkına vardık. Buzdağının küçük bir yüzüyle şu an karşı karşıyasınız. Çalıştıkça, araştırdıkça muazzam bir birikim, bir değerler dünyası ortaya çıkacak. Bunu turizmci turizm boyutuyla, tüccar boyutuyla, esnaf boyutuyla, yerel yöneticiler yerel boyutuyla ayrı ayrı değerlendirilebilecek bir iç içe geçmiş pek çok hazine barındırmaktadır. Konuşmaların ardından projede yer alan öğretim görevlileri kendi alanları ile ilgili yaptıkları çalışmaları slayt eşliğinde sundu.